Herkese merhabalar, ben Serhan. Bugün bir webcam inceleyeceğiz. Malum günümüz şartlarında çoğu şirket hala evden çalışmaya devam ederken, sürekli online görüşmeler, Zoom toplantıları devam ederken ya da EBA eğitimleri, uzaktan eğitimler yine webcam gerektirirken insanlar bir webcam arayışına giriyor. Webcam'e iyi olmayan ya da bir webcam arayışında olanlar fiyat performans ürünü bir webcam arıyor. Ben de araştırdığımda webcam olarak bir iki model arasından bunu gördüm ve bunu tercih ettim. Neden? Çünkü bunun bir avantajı var. Geniş açılı. Hani böyle bir ihtiyacınız var mı bilmiyorum. Ama bulunduğunuz alandan daha geniş bir açıyı gösteriyor. Bir balık göz etkisi yaratıyor. Bu kutuyu ben açtım. Kendisi şu an kameranın yanında takılı. Onu da detaylı birazdan inceleyeceğiz zaten. Hemen kutuya bakalım. Geri geliyoruz. Everest'in fiyat performansı yüksek olan bu webcam'ini inceleyeceğiz. Kutusunu açacağız. Hemen kutuyu açalım istiyorsanız. Ya bu şu an Logitech'in falan muadili bir, tam birebir muadili sayılmaz ama uygun fiyatlı bir alternatifi bence. Bunun hani neredeyse 3 aşağı 5 yukarı olan webcamlerin neredeyse arasında 2 kat fiyat farkı var. Az önce kutunun üstünde de gördüğümüz minik bir tripod, webcam tripodu çıktı. Burada da poşete sarılmış bir kamera. Geniş açılı bir web kamerası en güzel özelliği. Geniş açılı olması sizin dar alanda daha yüksek bir görüntü alabilmenizi sağlıyor. Kablosunun ucunda da USB'si var. Tak çalıştır, herhangi bir program yüklemeden yükleyeceğiz. Üzerinde mikrofonu var ama hani olsun diye konulmuş bir mikrofon. Ses kalitesini de size göstermeye çalışacağım. Biraz sonra bilgisayara bağladığımda size gösterdiğimde. Harici bir mikrofonla kullanmazsanız çok tatmin olucu bir sonuçlar elde etmezsiniz. Ha, karşı taraf sizi bir şekilde duyar. İletişim kurabilirsiniz Zoom görüşmelerinizde falan. Ama yayın yapmayı düşünüyorsanız bunun mikrofonuna güvenmeyin. Ama Zoom'dur, Skype'dır, bu tarz görüşmeleri yaptığınız zaman sıkıntı yaşamazsınız. Dediğim gibi herhangi bir yayında yapıyorsanız büyük ihtimal zaten harici bir, ayrıca bir mikrofon kullanacaksınızdır. Sert plastik, öyle malzeme kalitesine çok takılmamamız lazım. Burada da tripod girişi var. Bu tabii ki şöyle kıstırgaçlı bir yapıya sahip. Şu bilgisayarın ekranına sıkıştırırsanız diye bir yapıda zaten. Eğer yapıştırmazsanız da buradan tripoduna, minik tripoduna ya da herhangi bir tripoda bağlayıp karşınıza koyabilirsiniz. Şimdi bunu bilgisayara takıp inceleyeceğiz. Nasıl görüntüsü varmış yokmuş göreceğiz. Kutunun üstündeki teknik bilgilere hızlıca bir bakarsak, tak çalıştır olması çok pratik bir özellik. Ekstra bir uygulama yüklemenize gerek kalmıyor ve bilgisayarınızın USB'sine taktığınız anda bilgisayar onu Windows 10'u tanıyıp hemen aktif edebiliyorsunuz. Full HD 1080 piksel çözünürlüğü var. Video görüşmelerinizde dediğim gibi Zoom, Skype ve benzeri görüşmelerinizde kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. 2 megapiksellikte bir kamerası var. Gayet yeterli bir özellik bir online görüşme için. Eğer ben online yayın yapacağım diyorsanız da bu iş için bile giriş seviyesi bir kamera olarak kullanılabilir. Yeterli ışıkla diyerek de notumu düşürüyorum. Bu kamera saniyede 30 kare video çekebiliyor. Bu kamerayı kimler almalı? Online görüşmeler, toplantılar yapıyorsanız bir webcam'e ihtiyacınız varsa bu iş için, yani ya da elinizdeki webcam yetersiz kalıyorsa bunu kullanabilirsiniz. Bu sizin için güzel bir çözüm olacaktır. Çünkü muadilleri, Everest de bir marka tamam evet ama markalı muadilleri neredeyse en az 2 kat fiyatlı. Bu videonun yayınlandığı tarihte bu kameranın fiyatı yaklaşık olarak internette 200 lira civarında. Bunun markalı muadilleri en az 2 kat, 400 liradan falan başlıyor. 400-450 liralardan falan başlıyor diğer markaların. Logitech gibi markalardan. Hani 200 liraya bu kalitede bir ürün alabilmeniz gayet fiyat performans ürünü diyebileceğimiz bir sınıfa giriyor. Birazdan görüntü ve sesle de zaten anlatmaya çalışacağım kameranın gerçek kalitesini. Şu an beni çekim yaptığım kameradan görüyorsunuz ama şimdi webcam'e geçeceğim. Bu anlattığım Everest'in SC-HD03 kamerasına geçeceğim. Geniş açılı olmasının avantajını şimdi şöyle göstereceğim. Şu an beni çekim yaptığım kameradan görüyorsunuz ama şimdi gördüğünüz gibi webcam'e geçtim. Webcam'in geniş açısının ne kadar geniş bir alanı çektiğini az çok gösterebilmişimdir herhalde. Gördüğünüz gibi burada kapıdan cam tarafına kadar alıyor. Diğer kamerada daha kısıtlı bir çerçevemiz varken ellerimi açtığımdan da zaten ne kadar geniş bir alanı aldığını görebilirsiniz. Kamerayla aramda şu an 1 metreden az bir mesafe var. Bu bilgiler ışığında webcam'in ne kadar geniş açılı olduğunu az çok anlatabilmişimdir. Bu tarz web kameraların görüntü kalitesini iyileştirmek için ışığa ihtiyaçları oluyor. Bol bol ışığa ihtiyaçları oluyor. Gördüğünüz gibi benim etrafımda şu arkamda ışık var, yukarıda bir ışık var, karşımda bir ışık var. Bu ışıklarla bile bu kalitede bir pürüzsüz diyebileceğimize yakın bir görüntü alıyoruz. Online görüntü için, online konuşma için gayet yeterli bir görüntü aslında. OBS programından kaydediyorum bu webcam görüntüsünün kaydını. Tabii ben burada kamera ayarlarını kendi ışık ortamıma göre gerçekleştirdim. Siz de aldığınızda bunu gerçekleştirebilirsiniz ya da otomatik ayarlarını
ayarlarda bırakabilirsiniz. O da kendi ışık dengesini sağlayabilecek kapasitede. Ama ben hani ışıklar çok patladığı için burada birazcık ayar yapmak durumunda kaldım ki hani normal bir görüntü ışık seviyesine inmesi için. Düşük ışıkta iyi bir performans sergilemiyor tabii ki. Bunu kullandığınızda ya böyle pencere kenarında ya da böyle aydınlık bir ortamda ya da ışık açıkken kullanacaksınız ki karşınızdaki sizi rahat görsün ama ışıklı bir ortamda dediğim gibi gördüğünüz bir görüntü kalitesine sahip. Sese gelecek olursak gördüğünüz gibi ben önümde bir mikrofonla konuşuyorum size. Mikrofonla yayın yapıyorum çünkü ses bu tarz videolarda önemli. Online toplantı yaparken Zoom görüşmelerinde gibi ya da işte EBA eğitimlerinde böyle kaliteli bir ses aranmıyor açıkçası. O yüzden bu webcam'in kendi ses kalitesi de yetecektir. Şu an webcam'in mikrofonuna geçeceğim bir aksilik olmazsa ama şunu da hesaba katmak lazım. Dediğim gibi 1 metreye yakın bir mesafe var. Kamera ile aramda yani bu da demek oluyor ki mikrofonuyla da aramda 1 metre mesafe var. Ne kadar net ses aldığını, ne kadar kötü ses aldığını açıkçası göreceksinizdir. Bu kameranın mikrofonuna güvenmeyin eğer bir yayıncılık için almayı düşünüyorsanız. Zaten bunu düşünüyorsanız ayrıca harici bir mikrofonunuz vardır. Kulaklıklı mikrofonunuz vardır ya harici böyle bir mikrofonunuz olacaktır. Ama dediğim gibi online görüşmelerde falan herhangi bir mikrofona ihtiyaç duymadan iletişiminizi sağlayacaksınızdır. Dediğim gibi 200 lira bandında böyle bir kameranın olması bence gayet güzel bir seçenek. Everest senelerin markasıdır. Benim eski bir çok eski bilgisayarımda bile o ilk webcamli görüşmeler çıktığında bile MSN zamanında Everest'in bir modelini kullanıyordum açıkçası öğrenciyken. Ondan da bu gayet memnundum. Böyle kendi üstünde LED ışıkları vardı. Karanlıkta kendi LED ışıklarını yakıyordu. Bir an o da aklıma geldi. Normal günlük kullanımlarınız için tavsiye edebileceğim bir kameradır açıkçası. Bu bir reklamlı bir sponsorlu bir video da değil. Kendi aldığım ürünleri inceledikçe biliyorsunuz sizlerle paylaşıyorum. Tripodundan da bahsedeyim. Ara detay görüntülerde de göreceksiniz ki tripodlu kullanımda gayet güzel. Yani bilgisayarın ekranına sıkıştırdığınız kendi mandalı gayet yeterliyken hani eğer ben tam karşıdan gelsin istemiyorum diyorsanız tripodunu kullanarak şu kenarlara istediğiniz bir yere konumlandırarak tripoduyla da kullanabiliyorsunuz. Benim bu kamera hakkında söyleyebileceklerim bu kadar. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa aşağıda yorumlara yazarsanız elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Başka videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.